Merhaba, ben Savaş Akar. Hayatımız Proje, Proje Yenisi'nin el kitabı da yer alan kişisel gelişim yazılarımızı okumaya ve anlatmaya devam ediyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım yazı, kurumsal olgunluk seviyenizi değerlendirin. Kurumunuzun proje yönetimi, kurumsal olgunluk seviyesini değerlemede, PMI'ın Project Management Body of Knowledge standartı ve Organizational Project Management Maturity Model, kısaca OPM3 diyebiliriz, esas alınarak değerlendirme yapabilirsiniz. Bu değerlendirmenin amacı kurumunuzun olgunluk seviyesini belirlemektir. Olgunluk seviyesinden kastımız, proje yönetimi uygulayan firmaların belli bir seviyede proje yönetimini uyguladıkları ve giderek bunu geliştirerek daha olgun bir seviyeye çıkarabilecekleridir. Hiç uygulamadığınız süreçleri öncelikle standartlaştırmalı, sonrasında ölçümlemeli, kontrol etmeli ve sürekli gelişim sağlamalısınız. Şirketlerde proje yönetimi olgunluk seviyesi bir gelişim sürecidir ve adım adım gerçekleşir. Aşağıda bunları madde madde anlatmaya çalıştım. Birinci seviye, standart. Süreç standartlaştırılmış mıdır? Firma ilgili süreç için bu seviyede ise kurum içinde standartlaştırılmış anlamına gelmektedir. Bir zaman çizelgesi geliştirme sürecinden örnek vermek istiyorum. Zaman çizelgesi geliştirme sürecinin şirket içinde standartlaştırılıp standartlaştırılmadığını aşağıdaki sorular ile anlayabiliriz. Zaman çizelgesi geliştirme sürecinin sahibi var mıdır? Zaman çizelgesi geliştirme süreci dokümente edilmiş midir? Zaman çizelgesi geliştirme uygulayıcılarla paylaşılmış mıdır? Zaman çizelgesi geliştirme uygulanmakta mıdır? Eğer bu soruların yanıtı evet ise, zaman çizelgesi geliştirme sürecinin şirket içinde standartlaştırıldığını söyleyebiliriz. Firma için ikinci seviye değerlendirme başlar, ölçümleme. Sürecin etkinliği izlenmekte midir? Bu seviye, sürecin şirket içinde kullanımı ve sağlanan fayda verim açısından izlendiğini gösterir. Yani zaman çizelgesi geliştirme süreci şirket içinde kullanılmakta mıdır? Fayda sağlanmakta mıdır? Ve verimli olmakta mıdır? Bunun değerlendirildiği bir aşamadır. Şirket bunu yapıyorsa ölçümlemesini yapıyor ve ikinci seviyeye yükselmiş demektir. Üçüncü seviye kontrol. Sürecin uygulanıp uygulanmadığı ve doğru uygulandığı denetlenmekte midir? Bu seviye sürecin şirket içinde doğru uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetimler yapıldığını gösterir. Standartlaştırılmış ve ölçümlenen bir sürecin kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerekir. Proje yönetiminde genellikle bu denetimleri proje ofisi yaparken belli şirketlerde kontrolden sorumlu kalite kontrol ve benzeri departmanlarla karşılaşabiliyoruz. Zaman çizelgesi geliştirme sürecinin doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmeli ve hatalar varsa giderilmelidir. Dördüncü seviye geliştirme. Süreç standart hale getirilmiş, etkinliği izlenmekte ve kontrol altında ise daha iyiye doğru geliştirilmektedir. Bu seviye sürecin sürekli geliştirildiğini gösterir. Zaman çizelgesi geliştirme süreci standartlaştırılmış, ölçümleniyor, kontrol ediliyorsa zaman içinde daha iyi bir hale getirilmelidir. Peki bu değerlendirmeyi hangi maddeler üzerinden, hangi süreçler üzerinden yapmalıyız? PMI'ın proje yönetimi konusundaki süreçlerinin her birinin değerlendirilmesi gerekir. Bunları da burada listelemeye çalıştım. Başlatma süreci grupları. Proje başlatma belgesinin geliştirilmesi, paydaşların belirlenmesi. Planlama süreci grupları. Proje yönetimi planının geliştirilmesi, kapsam yönetiminin planlanması, gereksinimlerin toplanması, kapsamın tanımlanması, iş kırılım yapısı oluşturulması,
zaman çizelgesi yönetiminin planlanması, aktivitelerin tanımlanması, aktivitelerin sıralanması, aktivite kaynaklarının tahminlenmesi, aktivite sürelerinin tahminlenmesi, zaman çizelgesinin geliştirilmesi. Maliyet yönetiminin planlanması, maliyetlerin tahminlenmesi, bütçenin belirlenmesi. Kalite yönetiminin planlanması, insan kaynaklarının planlanması, iletişim yönetiminin planlanması, risk yönetiminin planlanması, risklerin tespit edilmesi, kalitatif nitel risk analizi, kantitatif nicel risk analizi, risk yanıtlarının planlanması, tedarik yönetiminin planlanması, paydaş yönetiminin planlanması. Yürütme sürecinde proje çalışmasının yönlendirilmesi ve yönetilmesi, kalite güvencenin sağlanması, proje takımının oluşturulması, proje takımının geliştirilmesi, proje takımının yönetilmesi, iletişimin yönetilmesi, tedariklerin gerçekleştirilmesi, paydaş ilişkilerinin yönetilmesini sayabiliriz. İzleme ve kontrol süreci gruplarında proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolü, entegre değişiklik kontrolü, kapsamın onaylanması, kapsamın kontrolü, zaman çizelgesi kontrolü, maliyetlerin kontrolü, kalite kontrolü, iletişimin kontrolü, risk kontrolü, tedarik kontrolü, paydaş ilişkileri kontrolü sayılabilir. Kapatma süreci gruplarında proje ya da fazın kapatılması, tedariklerin kapatılması sayılır. Bu 47 adet sürecin her birinin standartlaştırılması, standartlaştırıldıktan sonra ölçümlenmesi, standartlaştırılan süreçlerin kontrol edilmesi ve bu süreçlerin sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Savaş Şakar. Görüşmek üzere.